İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Lidya Margosyan, Fikri Mülkiyet, Genetik Kaynaklar ve Batı Ermenistan. Hayakven, sınır çizimiyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doğu Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanlıkları arasında ilk savunma istişareleri gerçekleşti. Ünlü yıldızlar, Sevastia'da satılık Ermeni kimsesini satın almak istiyor. Harbert'te 165 yıllık Ermenice yazılı mezar taşı bulundu. Bakü, Belzor'daki Sürp Yükseliş Kilisesi'ni temelden yıktı. Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından düzenlenen Fikri Mülkiyet ve Genetik Kaynaklar Geleneksel Bilgi ve Folklor konulu Hükümetler Arası Komitelerin Diplomatik Konferansı 13-14 Mayıs tarihlerinde Cenevre'de gerçekleşti. Konferansa Batı Ermenistan heyeti de katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan briefing sırasında şunları söyledi. Batı Ermenistan'ın onaylanmış varlığı oldukça önemlidir. Çünkü Batı Ermenistan Ermenileri fiziksel olarak yerli bir halktır ve kendi topraklarında yaşıyorlar. 10 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip atalarımız var ve gerçekten de etkili bir koruma sorumluluğuna sahipler. Margosyan, Batı Ermenistan heyetinin projelerin sonuçlandırılması ve Batı Ermenistan'ın zengin mirasının korunması için çalışacağını kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın briefinginin tamamını Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Ayak ve gelişimi, sözde sınır belirleme ve sınır çizimi sürecine ilişkin ceza davası açılması talebiyle bugün başsavcılığa başvuruda bulundu. Girişimin başkanı Avedik Çalapyan gazetecilere bugün Davuş bölgesinde yaşanan sürecin yasa dışı olduğunu söyledi. Başvuru hazırlayanlara göre Başbakan Yardımcısı Maher Grigoryan yetkilerini açtı. Çalapyan bugün suçla ilgili sınır belirleme süreciyle ilgili bir rapor getirdik. Her iki tarafın komisyonlarının beyanı esas alınarak gerçekleşen bu süreç hukuk dışıdır çünkü iş. Hiç... Süreçlerimiz Doğu Ermenistan Cumhuriyeti sınırının ancak uluslararası anlaşmalara dayanarak belirleneceğini öngörüyor. Uluslararası anlaşmaların yapılması halinde Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi ile Millet Meclisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak Anayasa'nın 205. maddesi Doğu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına ilişkin uluslararası anlaşmaların da halk oylamasıyla kabul edilmesini gerektiriyor. Bu konuyu ele alan komisyon, bu Ermeni ve Azeri iki komisyonun ortak çalışmasıyla gerçekleşecek olan sınır çizmenin çizilmiş sayılması, yani devlet sınırımız sayılması yükümlülüğünü üzerine almış durumda. Elbette bu tüm mevzatımızın ve haklarımızın ağır bir ihlalidir dedi. Çalapyan'a göre bugün Davuş'ta Ermeni köylerinin toprakları düşmana teslim ediliyor ve bu adımı atan herhangi bir yetkili yetkisini aşıyor. Çalapyan, ceza kanunumuz yetkiyi kötüye kullanma suçunu açıkça tanımlıyor. Organize bir grup aracılığıyla meydana gelmiş ve ciddi zarara yol açmışsa ağırlaştırıcı bir durum teşkil ediyor ve failin 4-8 yıl arası hapis cezası alması bekleniyor.'' Artık suç tutanağını teslim etmeye geldik ve bu rapora dayanarak ceza davası açılmasının sıkı takipçisi olacağız diye konuştu. Çalapyan Ermeni birliklerinin davuştan geri çekilmemesi gerektiğini, birliklerin hareketi için yeni bir sınır oluşturulması gerektiğini, yeni bir sınırın ancak referandumla belirleneceğini vurguladı. Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı basın servisinden bildirildiğine göre Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı idari kompleksinde Doğu Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanlıkları arasında ilk savunma istişareleri 14 Mayıs'ta gerçekleşti görüşme Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Aybazyan ile Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Uluslararası İşbirliği İşleri Sekreteri Şri Vişveş Negi Başkanlığı'nda yürütüldü. İstişarelere Hindistan'ın Doğu Ermenistan Büyükelçisi Nilakşi Saha Sinha ve Askeri Ataşesi Tuğ General Navin Nichavan da katıldı istişarelerde Doğu Ermenistan, Hindistan İşbirliği'nin askeri teknik, askeri personel ve taktik eğitimi, deneyim alışverişi ve diğer alanlar da dahil olmak üzere savunma alanındaki gelişme perspektifleri tartışıldı. Bölgesel güvenliğe ilişkin konular da görüşüldü. Levon Ayvazyan, Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde devam eden reformları anlattı istişareler sonucunda Doğu Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanlıkları arasında 2024-2025 yılları için ikili savunma işbirliği ortak çalışma grubunun kurulması ve onaylanmasını sağlayan istişare sonuçlarına ilişkin protokol imzalandığı belirtiliyor. Türk İhlas Haber Ajansının bildirdiğine göre, Batı Ermenistan'ın Sebastia (Sivas) şehrinin Hafik ilçesindeki Surp Asvazat'in olarak bilinen Ermeni kilisesi satışa çıkarıldı. 19. yüzyılda yapıldığı sanılan bu kilise 16 milyon liraya satılıyor. Açık artırmaya çıktığı için çok sayıda alıcı ortaya çıktı. Kaynağa göre Ermeni kilisesini satın almak isteyenler arasında ünlü yıldızlar da var. Sebastian'ın Hafik ilçesine bağlı Ermencesi Govdun olan Göydün köyünde bulunan ve açık artırma yoluyla satışa çıkarılan Surp Asvazazin Ermeni Kilisesi Hatice Akay adlı kişiye ait. Satış konuları ile ilgilenen Abdülvahap Yıldız, Türk Haber Ajansı'nın muhabirine kiliseyi satın almak isteyenler arasında hem Türk hem de yabancı alıcıların bulunduğunu söyledi. Kiliseyi satın almak isteyenler arasında isimleri yayınlanmayan ünlü yıldızların da olması dikkat çekiyor. Yıldız, kilisenin müzayedeye çıkarılmasının ardından talebin son derece yüksek olduğunu özellikle kaydetti. Ayrıca kilisenin uzun yıllardan beri köylüler tarafından çeşitli amaçlarla kullanıldığı için restorasyona ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Satış işleminin gizlilik koşulları altında ve noter huzurunda gerçekleştirilmesinin planlandığı dikkat çekiyor yaklaşık 16 milyon liralık bir fiyat belirlenmiş olsa da açık artırmada 5 milyonluk bir ön fiyat belirlemesi planlanıyor. Satışı yapan emlakçı kiliseyi yenileyebilecek ve mümkünse ibadethane olarak yeniden açabilecek birine satmak istediklerini de vurguladı. Batı Ermenistan'ın Harber şehrinde yapılan kazılar sonucunda 165 yıllık Ermeni oyma taşı bulundu. Agos adlı haftalık gazetenin haberine göre bulunan şeyin bir mezar taşı olduğu varsayılıyor. 1851 tarihli taş, bölgedeki kilisenin tadilatı kapsamında yapılan kazı çalışmaları sırasında bulundu. Sanat tarihi uzmanı Elmon Hançer, bölgede benzer başka taşların bulunma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını ifade etti. Taş incelendikten sonra Elazığ Müzesi'ne nakledildi. Geçen gün mücadele ortağımız Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı tarafından Azerbaycan'da bir başka kültürel vandalizm vakası yayıldı ve bu durum Azerbaycan Telegram kanallarında da belgelendi. Azerbaycan bu kez inşaatı 1998 yılında tamamlanan Berzor'daki Kutsal Göy Yükseliş Kilisesi'ni yıktı. Kilisenin mimarı Raça Gasparyan'dı. İnşaat ise Grigori Arakelyan tarafından yürütüldü. Kilisenin sanatsal dekorasyonunu üretenler ise ünlü heykeltıraş Ardaşes Hovsepyan, ressam Garo Mıgırdiçyan ve ahşap ustası Vano Dadoyan'dı. 1954 tarihli silahlı çatışma zamanlarında kültürel varlıklarının korunmasına dair Lahi Sözleşmesi'nin 4. maddesine ve ayrıca 1999 yılında kabul edilen 2. protokolün 15. maddesinin A maddesine göre Berzor'daki Kutsal Göğe Yükseliş Kilisesi'ne verilen bu zarar savaş suçu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanabilecek ciddi bir ihlaldir kilisenin kasıtlı olarak yok edilmesi aynı zamanda Roma Tüzüğü'nün 8. maddesini de ihlal ediyor ve insanlığa karşı ağır bir suç olarak kabul ediliyor. Berdordaki Kutsal Göğe Yükseliş Kilisesi'nin yıkılması da bir soykırım, kültürsit eylemidir. Kültürel Miras Politikası paragraf 88. Roma Tüzüğü'nün kültürel miras hükümlerinin incelenmesine ilişkin el kitabı şöyle diyor: Kültürel mirasa karşı işlenen veya onu etkileyen suçlar sıklıkla soykırımla bağlantılıdır veya soykırımın bir parçası olarak işlenir. Kültürel miras politikası paragraf 78 Berzor'daki kutsal göğe yükseliş kilisesinin yıkılması fiziksel hasarın yanı sıra derin duygusal ve kültürel sonuçlar doğurmakta olup Artsak Ermenileri ve tüm Ermenilerin kültürel hakkının ağır bir ihlali olarak değerlendirilmektedir. Kültürel hakların ilk evrensel garantisi İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi'nin 27. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, sanattan yararlanma, bilimsel gelişmelere ve bunun yararlarına katılma hakkına sahiptir. Ayrıca Kültürel Çeşitlilik Evrensel Beyannamesi'nin 4. maddesi ve İnsan Hakları Konseyi'nin 10-23 sayılı kararının dördüncü paragrafında hiç kimse uluslararası hukukla güvence altına alınan insan haklarını ihlal edemez ve bunların kapsamını sınırlayamaz. Aynı şekilde hiç kimse kültürel uygulamalara, değerlere erişimden dışlanmamalıdır. Paragraf 22 Kilisenin yıkılması aynı zamanda yaratıcı bireylerin, mimarlar, inşaatçılar ve heykeltıraşların kültürel haklarının da ağır bir ihlalidir. Bugün için bu kadarına örgürdük. Şimdi size Söz ve Müzik Ruben Mukhtaryan'a ait olan İm Yergir İm Hayastan adlı eseri sunuyoruz. Hayra kanim durumdan giyne vochde tang yeslunayn srdum bahats mi yerasang vor vortis ay tan patere zerkherov iramratsni ochaq papaganis shenatsni Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.